Merhabalar. Bugün Kalman filtresi hakkında konuşacağız. Kalman filtresi bizim mühendislik problemlerimizde çok önemli bir yere sahip bir durum kestirim yöntemi. Fotoğrafta gördüğümüz Rudolf Kalman, kendisini saygıyla analım. 1960'lı yıllarda bu tekniği geliştiriyor ve ilk sükse yapan uygulamalarından biri de işte Amerika'nın bu Ay görevinde uzay aracının Ay'ın yörüngesine doğru bir şekilde oturması, kendi durumlarını, konumunu iyi bir şekilde hesaplaması için kullanılıyor. Bugün bunun nasıl çalıştığını birlikte anlamaya çalışacağız. Dilerseniz hızlıca başlayalım. Az önce söylediğimiz gibi bu bir olasılıksal durum kestirim yöntemi ve dinamik sistemlerin durumlarını kestirmek için kullanılır. Şimdi dinamik sistemin durumu ne demek? Dinamik sistem bir kere durumları arasında işte zamana bağlı değişken ilişkiler olan sistemler. Durum dediğimiz şey sisteme göre değişmesi. Bir roketten bahsediyorsak roketin işte uzaydaki konumu, hızları her bir eksendeki bunun durumlarını oluşturabilir. Bir aracın yine pozisyonu, hızı, aracın durumlarını oluşturabilir. Yani bizim bilgi sahibi olmak istediğimiz, sistem hakkında bilgi sahibi olmak istediğimiz şeyler. Bunları bize zaten sensörler veriyor gibi düşünebilirsiniz. Yani bir roketin işte nerede olduğunu biz biliyoruz ya da aracın konumunun ne olduğunu ölçebiliyoruz. Evet, ama bu ölçümler hepsi bir takım hatalar barındırıyor, bir takım gürültüler barındırıyor. Mesela burada yeşille gördüğümüz eğri bu roketin gerçek yörüngesi olsun. Kırmızı ile gördüğümüz noktalarda anlık ölçümleri olsun. Diyelim ki GPS üzerinden alınan koordinat bilgileri olsun. Ya da radar üzerinden her neyse. Mavi olan da Kalman filtresinin çıkışları. Burada gördüğümüz gibi bütün kırmızı konum ölçümleri aslında hepsi hata barındırıyor. Bunların hiçbiri gerçek yörünge üzerine gelememiş. Mükemmel bir ölçüm ne yazık ki söz konusu değil. Ama benim Kalman filtresi çıkışım bir şekilde bu hatalı ölçümlerden daha doğru bir şekilde özellikle zaman ilerledikçe gerçek yörüngeye yaklaşmış. İşte bunu nasıl oluyor da beceriyor? Benim elimde bir ölçüm var ama ben bu ölçümü nasıl daha iyi hale getiririm? Bunu aslında göreceğiz Kalman filtresi yardımıyla. Bu noktada aslında Kalman filtresinin temel iki adımından bahsedebiliriz. Tahminleme ve doğrulama. İngilizcesi prediction, bu tarafı da correction. Tahminleme ve düzenleme, düzeltme olarak ya da düzeltme, doğrulama olarak da geçiyor. İki aşaması var ve bu öz yinelemeli bir yapıda. Öz yineleme demek yani sürekli birinin çıkışı öbürünün girişi, daha sonra onun çıkışı diğerinin girişi böyle döngüsel olarak birbirini tekrar eden bir yapıda. Doğrulama aşaması birazdan daha detaylı göreceğiz ama az önce bahsettiğim o sensör bilgisiyle yani dışarıdan aldığım bir ölçümle hesapları yaptığım yer. Tahminleme aşamasıysa aslında benim sistemin matematiğine, matematiksel modeline dair elde ettiğim bilgileri kullandığım yer. Az önceki roket örneğine gelirsek yani doğrudan burada bir takım ölçümler alıyorum pozisyonuna karşılık belki ama burada şeyi hiç kullanmıyorum, sadece bu sensör bilgisini kullanırsam. Ben bu roketi mesela ne kadar ateşlersem, ne kadarlık bir ivme açığa çıkar, işte bu kanat açıklıkları ne olursa, bunun pozisyonu ne kadar değişir. Aslında bu tamamen sistemin kendi matematiğiyle alakalı bilgiler ve ben bunu mühendis olarak çıkartabiliyorum bu sisteme ait. Dolayısıyla buradan da bir bilgi edinebiliyorum. Hem ölçümlerimi hem de sistemin matematiksel modeliyle elde ettiğim bilgileri aslında birleştirdiğim bir yöntem olacak Kalman filtresi. Bu örneği bir araç pozisyonu üzerinden de verecek olursak, diyelim aracın üzerinde bir GPS alıcısı var. Bu araç işte X ekseni üzerinde, düz bir çizgi üzerinde gidiyor olsun. Amacım bu aracın pozisyonunu doğru bir şekilde elde etmek olsun. Ben sonuçta GPS alıcısından bir pozisyon bilgisi elde edeceğim. Ama hepimiz kullanıyoruz. Bugün işte cep telefonlarımızda da var. Navigasyonları açtığımızda bu konumların belli bir hatası var. Bu hatalar 2 metre oluyor, 5 metre oluyor, 10 metre oluyor. Dolayısıyla bir hata karakteristiğine sahip. Benim amacım bu hataları azaltmak. Ve bunu nasıl yapıyorum? Diyelim ki ben bu araca
ne kadar tork verdiğimde ne kadar ivmelenip ne kadar hızlandığını da biliyorum. Bu da işte aracın matematiği. Enerji kütlesini biliyorum, şeklini biliyorum, buradaki aerodinamik kuvvetleri biliyorum, yuvarlanma direnci katsayısını biliyorum. Dolayısıyla ben ne kadar gaza basarsam bu araç nasıl pozisyonunu değiştirir, bu aradaki ilişkiyi de aracın matematiksel modeli üzerinden elde edebiliyorum. Dolayısıyla elimde hem GPS'ten aldığım hem de gaza bastığımda ne olduğunu bildiğim iki farklı bilgi var. Bu iki bilgiyi birleştirdiğimde de sadece GPS'ten aldığım bilgiye göre daha doğru bir bilgi elde etmem mümkün. İşte bunu yapıyor olacağız. Bir başka elde ettiğim şey de aslında mesela GPS alıcısı şimdi diyelim bir saniyede bir bize veri gönderiyor. Peki aradaki yerlerde ne olduğunu nasıl hesaplayacağım? Yine aradaki yerlerde ne olduğunu da sistemin bu girişlerinden ve matematik modelinden elde ettiğim bilgilerle 1,1 saniyede, 1,2 saniyede ne olduğunu yine Kalman filtresi yardımıyla hesaplıyor biliyor oluyorum. Bu bir olasılıksal durum kestirim yöntemi. Olasılıksal durum kestirimi ne demek daha iyi anlamak için işte olasılıksal dağılım, olasılık yoğunluk dağılımı ne demek? Bunlar üzerinde birazcık konuşalım. Olasılık yoğunluk fonksiyonu lisans mühendislik okuyan herkesin mutlaka olasılık dersinde karşılaştığı bir eğri. Olasılık yoğunluk fonksiyonu adı üstünde olasılık yoğunluğunu gösteriyor. Doğrudan yani bu y ekseni olasılığın kendisi değil, olasılığın ne kadar yoğun olduğuna dair bir ifade. Bu dağılımda mesela mü olasılığın olma ihtimalinin en yüksek olduğu değer. Yani bütün dağılımın ortalaması. Sigma dediğimde standart sapma. Yani bunun ne kadar yayvan, ne kadar keskin olduğuna dair bir ifade. Şimdi bu şekil tipik bir normal dağılım ya da Gaussian dağılım dediğimiz bir olasılık yoğunluk dağılımı. Başka şekillerde de olasılık yoğunluğunu gösterebiliriz. Ama biz bu derste Kalman filtresi uygulayabilmek için bir kere kabullerimizden biri belirsizliklerimizin ve olasılıksal dağılımlarımızın bu normal dağılıma uygun olması. Bu matematiksel ifade ise normal dağılıma dair bir ifade. Yani ortalama ve sigma normal dağılımın iki parametresi buradaki iki sabit. Siz x eksenini değiştirdiğinizde buradaki x değerini değiştirdiğinizde y eksenindeki olasılık yoğunluk değerini işte bu denklemle hesaplıyorsunuz. Aslında şu eğrinin gördüğümüz bu çan eğrisinin aslında matematiksel ifadesi gördüğümüz şey. Yani örnek verecek olursak mesela bir grup insanın boy uzunluklarını kaydettik ve bunlara dair bir dağılım fonksiyonu oluşturduğumuzda aslında burada gördüğümüz normal dağılıma benzer bir dağılım göreceğiz. İşte ortalamaları 1,75'miş bu insanların ve işte en düşükleri işte 1,54'e kadar gidiyor, 1,96'ya kadar gidiyor. Ve bu yatay uzaklıkta bunun standart sapması yani sigma ile alakalı bir özellik. İşte bu çok dar olursa insanlar hep işte 1,75'in etrafında işte 1,77, 1,73 gibi insanlar bir araya gelmiş. Çok yayılmış olursa da işte 2 metre insan da var elimizde. Kısalar da var. Belki 1,75 hiç yok ama bunların hepsinin ortalaması 1,75 gibi. Bir olasılık yoğunluk fonksiyonundan olasılık hesaplamak istiyorsanız mutlaka bir aralık alıp bu aralığın integralini yani alanı hesaplamanız lazım. O nedenle zaten olasılık dağılımın altındaki alanın tamamı birdir. Yani bütün olası olasılıklar olma ihtimali %100'dür anlamına geliyor. İşte mesela tam 1,75 olma ihtimali herhangi birinin sıfırdır. Çünkü tam bir artık çizgiye inersiniz ve bu çizginin integrali sıfıra yaklaşır. Mesela sürekli bir uzayda işte bir kişinin 1,75 175 santim nokta 0,000,000 olma ihtimali yoktur. Çünkü mutlaka o 1 milim, 1 mikron daha uzun veya kısa olabilir. O yüzden aralık belirtiriz. Yani insanların 1,74 ile 1,76 arasında olma ihtimalini hesaplayabilirsiniz siz bu yoğunluk fonksiyonuyla, bu aradaki alanla. Burada da 3 farklı dağılım var. Mesela işte kırmızı dağılımla sarı dağılımın ortalamaları aynı. Yani diyelim iki sıcaklık ölçüm sensöründen gelen dağılımlar. Her ikisi de 0 derece olduğunu düşünüyor en yüksek ihtimalle ama kırmızı kendinden daha emin. Öyle düşünebilirsiniz. Daha keskin. Sarı ise işte sıfırın etrafında başka şeyler de olmasına daha fazla ihtimal vermiş. Yeşil ise kendinden en emin çıkış ama yeşil de işte eksi iki
olarak vermiş sonucu. Yani eksi 2 olmasından çok emin bir şekilde dağılım göstermiş diğer iki dağılıma kıyasla. Buradaki işte %34'lerin, %13'lerin anlamları da şu. Mesela sigma, diyelim ki bu bir işte sıcaklık olsun 30 derece. Sigma değerim de 5 olsun. Yani sıcaklığımın 30'un etrafında 35 ve 25 arasında olma ihtimali, bakın 25 ile 35 derece olma ihtimali, bu alanın integralini hesapladığınızda bütün alanın %68'ine denk geliyor. Yani ortalamam 30 derece ise ve standart sapmam 5 ise %68,26 ihtimalle bu 25 ile 35 derece arasında bir şeydir gibi hesaplar yapmanız mümkün. Şimdi bu bahsettiğim şey ne işimize yarıyor bizim? Bizim böyle güvenilirlik aralıkları tanımlamamızı sağlıyor. Diyelim ki bu gördüğümüz yeşil noktalar bu roketin zamanla göre konumunun değişimi olsun. Konumun işte x değeri olsun mesela. Tek eksendeki şeyini görelim. X ekseninde sürekli artıyor gerçekler. Kırmızılar da tahmin ettiğimiz, diyelim ki Kalman filtresiyle hesapladık ve tahminlerimize dair şeyler, dağılımlar, sonuçlar. Sarıyla gördüğümüz bizim %95'lik güven aralığımız. Yani aslında artı eksi 2 sigma'ya karşılık geliyor. Diyelim ki şu kırmızı noktayla hesapladığım yer işte neymiş? Şurada yaklaşık 58 metre olsun. Standart sapması da bunun nereye geliyor mesela? İşte yaklaşık 68'e geliyorsa artı eksi 2 sigma. Demek ki bunun standart sapması bu noktada 5'miş. Dolayısıyla 58'in üstüne 2 sigma 68, eksi 48 ile 68 arasında olma yerini gösteriyor. Ve bu bütün olasılıkların %95'ine denk geliyor. Yani bunu şurada daha iyi görürsünüz. Mesela artı eksi 2 sigma arasında şurada işte mor ve kırmızı yerlerin tamamını hesaplarsanız %95'e karşılık geliyor bunun alanı toplarsanız. Dolayısıyla burada da %95'lik güven aralığını çizmiş oluyoruz. Her bir kırmızı nokta için. Bakın vakit ilerledikçe bu filtre kendinden daha fazla emin olmaya başlıyor ve bu artı eksi sigmaların kapladığı alan düşüyor. Yani aslında kendimizden daha fazla emin oluyoruz tahminlerimiz. Ve kendimizden daha emin oldukça bu filtre aslında gerçek yeşil noktalara da yaklaşmış oluyor. Demek ki filtremiz doğru çalışıyor. Buradan bunu anlayabiliriz. Mesela buralardaki tahminime çok güvenme diyor. Gördüğünüz gibi zaten yeşilin etrafında çokça hatalar yapabiliyoruz. Ama sonra standart sapması azalıyor tahminlerimin ve gerçek tahmin üzerine oturmuş oluyoruz. Şimdi tahminleme ve doğrulama aşamasından bahsettik. Bunu bir aracın pozisyonunu hesap ederken görmüş olalım. Şimdi Kalman filtresi rekürsif bir yapıda dedik. Sürekli birinin çıkışı birinin girişi oluyor. Şimdi en son diyelim ki bir doğrulama aşamasından çıktık ve doğrulama aşaması aslında benim bir önceki zamanda yaptığım doğrulama aşaması aslında böyle bir dağılıma sahipti diye. Bir önceki optimal durum tahmini. Burada bir ortalama var, bir de standart sapma var gördüğünüz gibi. Şimdi doğrulamada sensör ölçümü geliyordu dışarıdan. Dışarıdan bir bilgi vardı. Ben artık elimde bir önceki aşamada doğruladığım bir dağılıma sahibim. Şimdi Kalman filtresinin bir adımını neler oluyor hepsini görelim. Bir önceki optimal durum tahminim var ve ben bunu matematiksel modelim üzerinden ilerletiyorum. Yani az önce konumumun 10 metre olduğunu tahmin ettim ve böyle bir dağılımdayım. Yani ne kadar emin olduğum da belli dağılımın standart sapmasından. Gaza bastığım miktarı da biliyorum. Ve bu arada geçen sürede ben 10 metrede olan işte hızı da o sırada diyelim ki 50 metre bölü saniye olan bir araç gaza ne kadar bastığını da biliyorsa matematiksel modeli üzerinden işte bir saniye sonra bir sonraki ayrık adımda ortalama nerede olduğunu hesaplayabilir. Bu normal lise fizik denklemleriyle siz de yapacağınız, kolayca yapacağınız bir hesap. Fakat dikkatinizi şu çeksin isterim burada. Az önce yaptığım optimal durum tahminine göre artık daha az eminim ki. Çünkü bakın burada gördüğümüz dağılım daha yayılmış durumda. Evet, ortalamasını değiştirdim ben bu dağılımın. İşte 10 metredeyken 30 metrede olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu hesapladım ama kendimden daha az eminim şu anda. Çünkü dışarıdan bir bilgi yok. Tamamen matematiksel modelimdeki hataları da aslında gözeterek bu dağılımı çizdim. Çünkü matematiksel modelim de mükemmel değil. Benim aracımın ağırlığı tahmin ettiğim gibi değil. Ne bileyim işte sürtünmeler istediğim yani modelimdeki kadar
doğru değil gerçek hayatta. Yani gerçek hayat belirsizlikleri benim modelimde de mevcut. O yüzden bütün bu zamana göre ilerlettiğimde dışarıdan herhangi bir ekstra bilgi gelmediği için kendimden daha az emin oluyorum. Bu noktada bana yeni bir bilgi geliyor artık. Dışarıdan bir ölçüm. GPS üzerinden bana bir ölçüm geldi. Bakın bu da turuncu ile gördüğümde bu ölçümün dağılımı. Bu ölçümün dağılımı bana diyor ki sen hayır 30 metrede değilsin, 40 metredesin diyor. Yani ortalama en yüksek olma ihtimalin 40 metrede. Ama tabii ki ben de hata yaparım diyor ölçüm. GPS ölçümü diyor ki bu da benim hata karakteristiğim diyor. Senin en yüksek 40 metrede olma ihtimalini görüyorum ama diğer yerlerde olma ihtimalin de var. Bu dağılımın standart sapması benim buradaki tahminimin standart sapmasından daha iyiymiş. Demek ki iyi bir sensör kullanıyorum. Bu daha kötü de olabilirdi bu arada. Bu şuradaki turuncu dağılım tamamen sensör kalitesiyle alakalı bir dağılım. Dolayısıyla kendine ait bir dağılımı var. Ama benim amacım şimdi burada sensör ölçümünden gelen dağılımla tahminimden dolayı gelen dağılımı birleştirmek. Dolayısıyla bu iki dağılımı doğrulama aşamasında birleştirip ben gri ile gördüğüm dağılımı elde ediyorum. Şimdi bu gride dikkatinizi çekmesini istediğim bir başka nokta. Bu gri'nin standart sapması yani kendinden eminliği hem tahminden dolayı, prediction'dan dolayı gelenden hem de ölçümden dolayı gelen dağılımın kendinden emin olma miktarından daha iyidir. Yani çünkü iki bilgiyi aynı anda o anda birleştiriyorum. Yani bu bilgileri şurada yaptığım tahmin gibi zamana göre ilerletip şeyimi, belirsizliğimi arttırmıyorum. Tam o anda iki bilgiyi birleştiriyorum. İki bilgi bir bilgiden daha iyidir. Kötü de olsa yeni bilgi sizin kendinizden emin olmanızı sağlar. Temel mantık bu. Dolayısıyla gri mutlaka mavi ve turuncu dağılımın en iyisinden de daha iyi, daha keskin olmak zorunda. O yüzden bakın bunun standart sapması daha düşük, kendinden daha emin. Şimdi bu benim aslında ölçümümle tahminimi birleştirme sonucum oldu. Ve aslında Kalman filtresinin bir step boyunca yaptığı şeyleri gördük. Bu şimdi yeni tahminimin girişi olmuş olacak. Ve bunun üzerinden işte ben yine yeni gaza basma açıklığından yeni durumda nerede olduğumu tahmin edeceğim. Sonra orada bir ölçüm gelecek. Ve bu ikisini tekrar birleştireceğim. Bütün bu olay öz yinelemeli bir şekilde devam edecek. Kalman filtresinin yani Rudolf Kalman'ın bu noktada yaptığı mükemmel şey nedir? İşte bu gri dağılımı ölçüm ve prediction'larla optimum bir şekilde nasıl birleştiririm bunu formüle etmiş. Her iki belirsizliğin tabii Gaussian olması ve matematiksel modelimin de lineer olması koşulları altında. Bunu sunuş sonunda tekrar bu noktada konuşacağız. Şimdi şu ana kadar çok matematikten bahsetmedik. Çünkü ben işte kendi öğrenciliğimde de bir konsepti anlamak için doğrudan harala gürele denklemlerine girmekten ziyade mantığını anlamayı daha kolay buluyordum. O yüzden şu ana kadar çok bahsetmedik ama matematiksiz de olmaz. Özetleyecek olursak yaptığımız şey tahminleme ve doğrulama. Her adımın kendine ait belirsizlikleri var. İşte tahminlemede model belirsizlikleri var. Doğrulamada da ölçüm belirsizlikleri var. Bu belirsizlikler altında en iyi tahmini yapmaya çalışacağız. En iyi sonucu bulmaya çalışacağız. Tahminleme aşamasında yeni durumu hesaplarken sistemin matematik denklemlerini kullanıyoruz. İşte burada gördüğümüz işte bir sonraki duruma ait tahminim eşittir. İşte şu anki durumum çarpı F tamamen sistemin matematik modelinden gelen bir matris. U dediğimiz şey giriş. İşte girişin benim durumlarımı nasıl etkilediğine dair yine sisteme özel bir G matrisi. Ve benim az önce gördüğümüz işte şu tahmin aşamasında belirsizliklerimi nasıl arttığını hesapladığım ifade de bu. P içerisinde hesaplanıyor. Dolayısıyla bu x şapka n artı bir n ile ben şu eğrinin ortalamasını hesaplıyorum yani burayı. P ile de bu eğrinin ne kadar saçıldığını yani ne kadar belirsiz olduğunu, bunu standart sapmasını hesaplıyorum. Sonra geçiyorum doğrulama aşamasına. Doğrulama aşamasında turuncuyla bir ölçüm geldi. İşte bu turuncuyla gelen ölçüm aslında bu Z ile ifade ediliyor. Z ölçümü ifade ediyor. Bu ölçüm altında ve işte az önceki tahminimin belirsizlikleri altında ve işte ölçüm belirsizliğinin hepsini bir arada kullanarak K Kalman kazancını hesaplıyorum. Bunun ispatı
var. Şimdi burada oraya girecek ne vakit var ne de gerek var. Mesela Kalman bu hem ölçümle hem tahmini nasıl birleştireceğin bu Kalman kazancı üzerinden hesaplıyor. Bakın Kalman kazancını hesapladıktan sonra ölçümle güncelleme yaptığı yani şu green'in ortalaması olan değeri X şapka NN olarak gösteriyorum. Hesaplarken bakın merkezde Kalman kazancı var. İşte az önce yaptığım tahmin var. Ve şu anda yaptığım ölçüm var. Dolayısıyla az önce yaptığım tahmin, şu anda yaptığım ölçüm ve Kalman kazancıyla birlikte aslında turuncu ve buradaki mavi dağılımın bir şekilde ağırlıklı ortalamasını hesaplıyor gibi düşünebiliriz. Bu yeni gri doğrulama aşamasındaki standart sapmayı da yine buradaki üçüncü belirsizlikleri güncelle adımında hesaplıyor. Bu PNN dediğimde aslında şu gri dağılımın standart sapmasıyla alakalı bir belirsizlik ifadesi. Bunun ne kadar kendinden emin olduğunu da burada hesaplıyor. Çıkıyor bu tekrar bir sonraki adımda tahminleme adımımın girişini hesaplıyor ve yeniden tahminleme yapıp sonra yeni bir ölçüm geldiğinde doğrulama adımını tekrarlıyoruz. Bir başlangıç tahminine ihtiyacımız var tabii ki. İşte bu da işte sisteme biz ilk başta sen diyoruz ki şuradasın X şapkayla ve bu konuda ne kadar emin olduğunuza göre de ilk belirsizliği de elle veriyorsunuz. Daha sonra sistem kendi içinde sürekli bu döngüde çalışıyor. Buraya kadar Kalman fitresi ile ilgili yapılan hesaplamalarda aslında iki temel kabul yaptık arkadaşlar. Bunların bir tanesi sistemin modelinin doğrusal olması, bir başkası da bütün bu olasılık dağılımlarının işte sensör belirsizliğinin ya da matematiksel model belirsizliklerinin olasılık dağılımlarının normal ya da Gaussian dağılım olmasıyla alakalı. Sistemin matematiksel modelin lineer olması ne demek? Aslında modelin daha basit olması ve lineerliği bozan unsurların işte ne bileyim süperpozisyon ilkesini uygulamayacağımız fonksiyonların içeride olması, işte ne bileyim bir durumun karesini almak gibi, bir durumun işte sinüs fonksiyonuna sokmak gibi böyle lineerliği bozan ifadelerin matematik modelinde olmaması demek. Aslında biraz sert bir kabul çünkü genelde sistemler non-linear ve bunlarla nasıl baş edeceğimizi de aslında bir sonraki slaytta kısaca bahsedeceğim. Bu biraz daha gerçek hayatta da kabul edilebilir bir kabul. Yani bu uniform Gaussian dağılım aşağı yukarı doğada da karşılık bulan bir şey. Yani 100 kişi alın boylarına dair bir işte ya da kilolarına dair bir olasılık yoğunluk fonksiyonu elde edin. Aşağı yukarı böyle bir şekil göreceksiniz çan eğrisi. Bu benzer şekilde sensör ölçümleri için de geçerli. Yani siz bir sıcaklık sensörü alın, onu bir işte gerçekten 0 dereceye koyun ve veriler toplayın. İşte size sıfır verecek, tam sıfır vermeyecek, 0,5, 1, -0,5 bir sürü noktalar verecek. İşte o noktaların dağılımını, olasılık dağılım fonksiyonunu çıkarırsanız yaklaşık böyle bir şey göreceksiniz. O yüzden böyle çok şey bir kabul değil ama bu lineerlik kabulü biraz bizi zorlayabiliyor. Gerçekten non-linearitesi yüksek sistemlerde. İşte onun içinde iki farklı varyantı geliştirildi. Birincisi genişletilmiş Kalman filtresi yani extended Kalman filter. Burada mesela çok kabaca bizim non-linear modelleri lineerleştirdiğimiz adımlar uygulanıyor. İşte şu gördüğünüz mavi şey aslında doğrusal bir şey değil. Gördüğünüz gibi bir eğrisel bir yapı. Biz çalıştığımız nokta etrafında bu fonksiyonu İşte Taylor serisini açıp ilk iki terimini alıp sadece doğrusal bunu bir doğruyla nasıl ifade ederdik kısmını hesaplayıp onu alıyoruz. Bakın çalışma noktası etrafında gayet morla mavi birbiriyle uyumlu. Ama uzaklaştıkça tabii gerçek non-linear modelle bizim linearleştirdiğimiz model arasındaki farklar artıyor. Dolayısıyla her seferinde bu sistemi linearleştirerek Kalman filtresi denklemlerini uygulama tekniğine extended Kalman filtre diyoruz. Bir başka yaklaşım da kokusuz Kalman filtresi Türkçesi, İngilizcesi unscented Kalman filter, UKF. Burada da aslına bakarsanız uniform yani Gaussian olmayan, çünkü non-linear model olmazsa Gaussian bir olasılık dağılımı çıkmayacak. Fakat ben bu Gaussian olmayan olasılık dağılım fonksiyonu üzerinden birkaç örnek nokta alıp, işte bunlara sigma noktası diyoruz, bunları sanki Gaussian olsaydı bu noktalarla en iyi nasıl ifade ederdim ortalamayı ve standart sapmayı gibi bir yaklaşımla dönüştürüyorum.
Dolayısıyla o zaman tekrar Gaussian bir dağılım elde edip tekrar Kalman filtresi denklemleri elde edilebiliyor. Bu yaklaşımda kokusuz Kalman filtresi. Dediğim gibi bunlar çok kısa şeyler, özetleri. Bunlarla ilgili daha derinlemesine de gidebilirsiniz. Bunlar parametrik filtre olarak gösteriliyor. Yani Gaussian filtreler aslında parametrik filtreler. Ortalama, standart sapma gibi parametreleri var. Parametrik olmayan böyle kestirim filtreleri de var arkadaşlar. Bunlara mesela örnek verecek olursak parçacık filtresi bunlardan biri. Onun yaklaşımı bambaşka. İyi de çalışıyor ama bu Kalman filtresindeki kadar hızlı çözemiyorsunuz. Orada çünkü birçok parçacık olası bütün durumları ifade ediyor ve her bir parçacık için birçok hesap yapıyorsunuz. Mesela işlem gücünüzün yetmediği durumlarda kısıtlı donanımlarınız ve hızlı çözmeniz gerekiyorsa Kalman filtreleri hala günümüzde tahtı çok zor sallanabilecek bir yöntem. Öyle söyleyebilirim. Şu an kullandığımız cihazların birçoğunda, sistemlerin birçoğunda Kalman filtreleri ve türevleri kullanılıyor. Dediğim gibi parametrik olmayan filtreler de kullanılıyor. Donanım kapasiteleriniz arttıkça. Başka aklıma gelecek bir şey şu anda yok. Yani özetle tekrarlayacak olursak, sistemi matematik modeli ve girişlerinden bir tahmin yapıyoruz. Dışarıdan bir başka gözle bir ölçüm geliyor ve biz bu iki bilgiyi her ikisinin de kendi belirsizlik karakteristikleri altında nasıl birleştirirsek doğruya en yakın sonucu elde ederiz. Bunu aslında Kalman filtresiyle yapıyoruz. Bu kadar herhalde. Sanıyorum belli bir hiç daha ilk defa tanışanlar için en azından belli bir vizyon sahibi olmuşsunuzdur Kalman filtresiyle ilgili. Bundan sonrası belki gerçek örnekler üzerinde işte ne bileyim bu gürültü parametrelerini, belirsizlikleri değiştirerek tahminlerinizin nasıl gerçekten sapıp sapmadığını gözlemek, gerçek örnekler üzerinden sistemin çalışırlığını incelemek olabilir. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Bugünlük bu kadar. Yeni videolarda görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın.